Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Sıfırdan Kusursuz Yakuta serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce önceki bölüm tekrardan trende girdi. Bu hafta 2 defa trendlere girdik ve bunun adı yetinmedik. Önceki bölümü paylaştığımda Türkiye genelinde hype sıralamasında ilk 4'ün 3'ünde bizim videomuz vardı. Buraya SS'ni koyarım size ekranı. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Böyle hype sıralaması artı trendlere girebilmek. Yani hype sıralamasının ilk 4'ün 3'ünün bizim olmalı Seine hani bu inanılmaz zor bir şey. Gerçekten aşırı zor bir şey. Hepinize gerçekten destekleriniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da yine trendlere sokarsak on numara olur diyorum. Trendler için like'larınız, yorumlarınız, hype sıralaması yine aynı şekilde çok önemli. Video başına gelen abone de çok fazla etkiliyormuş. Biraz araştırdım bunu. Öyle diyorlar yani. Ya yani etkileşim için ne yapabiliyorsanız yaparsınız. Çok sevinirim diyorum ve sizi sıfırdan kusursuz Yakuta serisinin 6. bölümüyle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Beyler ben bayağı bir goblin döndüm. Son videoda 100. turda falan bırakmıştık herhalde. Şu anda 165 tur döndük ve 60 anahtar var. Önceki hesapta bunu açarken 70 anahtarla açmıştık ve bayağı bir anahtar da artmıştı. Onun için bu sefer biraz daha düşükten başlayacağız. Şimdi abi şuradan tak tak vurmaya başlıyorum. 908 burada doblonumuz var zaten. Şurada hazine avı diyorum. Hepsini tek tek almaya başlıyorum. Tur ödüllerinden buradan kor verir misin? Ne verdi? Yeşil iksir vermiş. Neyse sıkıntı yok. Kor zaten 3 tane mine. Çeti de açayım görelim bir yandan. Sıfırla dedim. Ödüllere bak. Hazine avından şuradan tak tak alıyorum yine. Buradan da her tur ekstra anahtar alıyoruz. Bir de ilk çevirişimiz beleş aslında. Buradaki doblondan yediği için ilk çevirişimiz beleş her tur. 8-8 gidiyor aslında her tur. Ben bunu böyle düşünmemiştim öncekinde. O yüzden biraz fazla kasmıştım. 15 tane kor verdi güzel. Şimdi buradan goblin anahtar kutusu verirse çok güzel bizim için. Garanti derim ki ben burayı biz hallederiz. Garanti derim yani ben bunu. Ödülleri sıfırla dedim. Almaya devam ediyorum. Buradaki çevirişlerimize de anahtar verirse yine güzel olur. Anahtar verdi mi? Vermedi. Hadi oğlum şuradan goblin anahtar kutusu tam bunu verdi. Biz garanti işimizi hallettik. Burada 40 anahtarımız vardı. Artık kafam gönlüm rahat bir şekilde bunları tak tak çevirebilirim. Bu sefer kor ver. Ben kor istiyorum senden. Soylu kor falan ver. Şuradan da bir antika yakut gelmedi mi? Antika safir. Önceki çağrıda da full safir verdi. Bunda da safir verirsen full bozuşuruz. Buradan zaten garanti aura veriyor. Şimdi burası da çok önemli. Canavar avcısı almamız lazım. Canavar avcısı verirse 10 mon falan. Önceki çağrıda tesadüfi vermişti. Burası da çok önemli. Ekstra bir anda 10 mon kazandırtabilir bize. Hadi oğlum. Şuradan canavar ya yine mi bincilik tesadüfi ya? Vallahi şu an 20 bon kazanmış olabilirdim iki çara da verse. Başlayacağım ne? Bari buradan antika yakut ver. Verdin mi? Antika elmas. Neyse, neyse. Elmas da fena değil. Abi tam 8 anahtarımız var. Şimdi burada ilk turu beleşe çevirdiğimiz için tam yetiyor şu anda. O Gobin anahtar kutusunu vermese işler çok sıkıntıydı ve artık buradan yağma petimi de tak aldım gitti. Şimdi bu süre zarfında elimize neler geçti abi? Bir tane antika safirimiz var, bir tane antika elmasımız var. Bunun dışında 54 tane burada korumuz var. 3 tane soylu atmış, 4 tane normal kor atmış. Başka ekstra eldivenlerimiz falan var. Şimdi bunların da hepsini açacağım. Şu soylu koru açayım. Yontulmuş oniks, ender safir, yontulmuş yeşim. Bunların hepsini bir üstte atayım belki bir şey çıkar. Çıkarsa gösteririm. Abi bir elmas deneyebiliyoruz, bir oniks deneyebiliyoruz. Ben elması ne zaman ilk denesem yanıyor. O yüzden ilk oniksi deneyeceğim. Oniks yandı. Hocam şuradan elmas. Bak gerçekten taktiksel oynuyorum ya ben bu oyunu. Bana taktiksel oynuyorum. Şuradan bir elmas da geldi. 2 tane elmasımız, bir tane safirimiz var. Elmaslar da şu anda 2 1.5 won falan. Bu hesabı dizerken işimize yarayacak. 1 won bunda var. 1.5 won da diğer pazar çarında var. 1.5-2 won var öyle bir şey. Bunları da satarsak güzel olur. Bir de size başka bir ekstra daha bir şey göstereceğim. Bizim burada sürgün çarı bir yandan farmda. Ben bunda bir şey fark ettim. Biz önceki bölümde bunun goblinini bitirdik. Ama ben bunun simyaları satmayı unuttum. Bunda hala 3 safir bir de bir şey daha vardı. 10x. Bir tane 10x'imiz yatıyor. Bunları da satacağız. Bunlar da sürgünlük için dizerken işimize yarayacak. Durumlar bu şekilde. Abi bu hesabında petini aldığımıza göre şöyle otomatik hava tekrardan bıraktım. 74 develde almıştı. Pelerin almamışım üstüme 50 tane var ama bir saat götürsün ben tekrardan aşağı iner alırım. Burada 75'e doğru kalsın. Yerden bıraktım bu sefer. Beni küsünden bırakmadım. 70 level silah olduğu için çok rahat bir şekilde öyle kasabiliyor uçar. Şimdi bundan sonrasında ateş seti de artık satacağız beyler. Buradan da para gelecek. O ateşliler gidecek. Ateşliler dediğim nasıl aslında sadece ne oluyor lan? Oğlum niye dalıyorsun? Alo. Yürü kardeşim. Hani bu oda bu adamın falan desem buçar en az bir yarım saat bir saattir kasılıyor zaten burada. Yayını bıraktık ya buçarı. Neyse bakayım salça olursa bir el çaresine bakarız. Dediğim gibi burada ateş tembel artık satılacak. Dümenden burada bakmayın. 7, 8, 9, para gelecek. Bu 75 olana kadar kalan çıkan simyaları falan da satarım. Oradan para gelir. Zehir çıkarmıştık önceki bölümde 45 ortalama. Onun fiyatını düşürürüm. O satılması lazım. Sonrasında şimşek dizer. Bu hesabı da artık farma bırakırız. Çiftçer. Mükemmel farm başlıyor. Ve söyledim hatırlamıyorum ama Yutno eventi de geliyor. Hatta başlamış. Yutno eventi başlamış bile. Yeni başladı muhtemelen. Bak bu adam bu, bu çara dalıyor mu sen? Yoksa otayı mı bırak? Bu, bu, adamla ilgileneceğim. Hatta şöyle vursam. Ulan bir kayyon Ben şuradan hamleyi master açarım ben bu adamı keserim. Bu adam otoya atmış gitmiş. Hammedi master olmadı. 19'da master olmadı hala. Gel kardeşim buraya. De, adam otavda skill'i mi dojladı? Rezillik. Çok büyük rezillik. Neyse ben bu arkadaşla uğraşırım. Bunu keserim aradan. Çok inanılmaz ayar oldum. <laughs> Kuruldum bir kere. O bir kere kestem rahatlayacağım. Otoya atmış gitmiş. Neyse bu hesap burada kasılsın. 75 olsun zaten 2 kutu kaldı ya. Çok da birileri polemiğe girmem en kötü o da değiştiririm bir şey olmaz. Beyler hesap 75 level oldu. Tekrar da ona inip pelerin satın almadım. Çünkü pazarda satış yoktu. Sonra aklıma geldi ki lan bizim simyalar vardı ya ben bunları kuracaktım dedim. Simyaları kurdum. Dedim ki hani antika simya. Zaten dedim bunlar 10 dakika 15 dakika içinde satılır. Ben de yatacaktım. Dedim bari içeri sürgünlük dizeyim 10-15 dakika bekleyeyim. O 10-15 dakika olduysa yarım saat. Sonra ki bunun satılacağı yok. Ben bir LCS'e gireyim. CS bitince satılır. Bir LCS'mize girdik. Yok hala satılmış. İkinci eli girdim. Sonunda satılmış. Bir 2 saattir bunu bekliyorum. Uyumadım hala. Sabah 5.30 oldu. Bugün erken yatacaktım. Bugün de bitince dedim erken bir yatayım. Yok olmadı. Şimdi bu hesabı bir aşağıya indireceğim. Eksiklerimizi bir tamamlayalım. Bir sürgüne de atayım bu hesabı. Şu ateşli itenleri de bir satalım. Şimdi abi, pazarda 6137 m satış var. Simyalar gitti. Biraz mama falan filan gitti zaten. Bunu alıyorum. Şu anda 769 m bu hesapta var. Diğer hesapta da 114 m var. Bunu hesap ederek her şeyimizi alacağız. Şimdi öncelikle direkt bir 50 yap almak istiyorum. Yağma kartı lazım olacak. Bunu ben unutmadan aradan yutmuş. Doğru musun lan? Ulan değilmiş var ya. Bir an dedim aha ucuza bulduk. Bütün parayı şunda yardım. Bir anda 50 m ker. Bir tane 50 yapımı aldım. Abi şimdi alacağımız belki de en pahalı itemlerden birisi. Geleneksel miğfer. 15 şimşek 4 şeytan 2.5 won 15 şimşek ki düz de almak istedim ama maalesef piyasada öyle bir kask yok 15 şimşek en ucuz bu 2.5 won'a aldım gitti abi şu an çarı fiyat performans dizmemiz lazım bütçemizde az olduğu için bir tane bakır kolye alacağım 30 deme dümdüz adam olanı çok bile kritik ben şu an almıyorum ileride item beni değiştiririz ama won yok 29 m varmış lan yani 150 kayla alamıyoruz ben bunu aldım sayın bunu bozup alırım beyler önceki bölümdeki o tahta ayakkabı vardı ya bizim artı 8 40 m almadığımız tahta ayakkabılar şu anda 65 ya 65 hem de vermek istemiyorum. Artı 0 tahta ayakkabılar 4 hem. Ya en kötü alayım artı 6 basayım koyayım. Artı 6 düzü alayım desem 25 hem. Ben bunu alayım beyler. Biz bunu basarız basarız. Aradan basarız. Da bunu da kurmamış ya. Oğlum piyasada nasıl bir kıttık bu? Beyler gidin tahta ayakkabı basın. Valla bak güzel para. Biz mi girsek ya bu işe? Arabak bak düşünmedim de değil ha. Ben niye mamayla uğraşıyorum? Gidin tahta ayakkabı basayım ya. Bari artı 6'sını falan 30 hem vereceğim mi? Artı 9'unu 70 hem e alayım ya ben bunu. Ver gitsin ya. Bırak kıyayım 20-30 hem. E. İçim giderdi. Valla artı 6 artı 7 falan alsam bu gece rahat uyuyamazdım. Bunu böyle bir aldık. Şu anda kalkanımız var. Kaskımız var. Tılsımımız var. Bize zırh bilezik artı kostümler lazım. Onları da aradan bir çözelim. Beyler durumlar pek iş aşırı değil. Bileziklerde cennet bilezik olarak baktığımda 2.5 vonlara kadar geldim. Düz 15 şimşekli bile göremedim. Normal bileziklere baktım. 180 mm falan yeşim taşı bilezik var. 15 şimşek düz. Ben de dedim ki buradan 5 şimşek açığı veririz. Ama ben bunu bir şekilde kapatırım. Şu an gerçekten en minimum bütçeyle bu çarı ikinci kata atacağız. Abi 10 şimşekli artı 4 cennet bilezik 20 em ver. Dayandıracağım ya ben bu hesabı dayandıracağım. Görürsünüz. Vermem abi 15 imçe güdüm düz yeşim taşı bileziğe 170 em vermem. Para gelince elitini alırız 20 em bunu çektim. Şimdi zırhlarda da aynı durum var ben zırha da baktım. Zırhlarda hani bir bana yine 15 şimşekli aslan plaka falan bulabiliyorsun. Artı sıfır artısını basmamız gerekir ama. Yine bulabiliyoruz ben o yüzden ilk kostümleri halletmek istiyorum. 3 bonumuz var en kötü ihtimalle bir bana oraya gitti de. Onu basmak için bir 10 kutsama yedik de 110 em. Buradan 110 em çıkartmamız lazım. Yani 200 emimiz var. Yan vardı vardı. 300 emimiz var. 300 eme kostümleri bir çözmemiz lazım hemen. Beyler bu nasıl sunucu ya? Kostüm yok. 15 şimşek şuna bak. Bir kostümüm 9 saatim var lan senin. 4 günlüğü de var tabi de. Bu çocuk buna bir verir mi? Vermez. Beyler bugün ya büyük patlayacağız ya da bu a o 40 eme bir gün 5 saatlik vermiş. Ben bunu görmedim ya. Ver lan ver Tamam bunu ver. Bir günde biz bu 40 emi fazlasını çıkartırız zaten. Bir gün bir götürsün en azından çar bir kalsın orada. Yutnur rümüttür bir şey kastım bari. Neyse kostüm başlığı en azından bir haftalık var. 75 eme 6 gün 20 saat ver. Para yok. Yine para yok. Bunu da aldım sayın. Bak tam bizlik bir ürün var. 5 m 20 şeytan 21 saat. Ver lan ver silah pişi ver. Tamam silah pişini güzel çözdük aradan. Küpemiz var zaten hali hazırda. O yüzden bir zırh alacağım. Abi daha ucuz fiyata elit mi? Elit. Bir tane aslan plaka buldum. Ben bir ondan bakmaya başlamıştım da. 1500 EP 15 şimşek artı 0 aslan plaka. <laughs> ver bunu da 80 eme. Hatta sunucu hız taşları ne kadar? Hız taşımızda basarız abi. Artı 3'ü 2 m. Artı 4'ü 13 m. Dur 13 pahalı. Art 3 adam odada çok bile kardeş. Ver şuradan geçeceğim mi kırıldı. Hız dışı gerçekten önemli. Hatta şurada en düşük bireysel fiyat diyeyim. Çünkü slotu hızlı gitmesi gerçekten farmı hızlandırıyor. Bir daha denedim. Başarıyla taktım. Bunu da satarız. Bir tane yani korunma taşı alayım. Bu yine daha ucuz ama bizim yine para bitti. Şöyle von bozdum. Korunmayı da denedim. Kırıldı. Hocam Tyson's falan hikaye. Şuna tak bir artı basalım. Bir tur daha şöyle deneyeyim. Başarıyla taktın. Güzel. Şimdi biraz bir kutsama kağıdı alayım. Biraz 2-3 tane asam Hatta geçeceğim mi artı e? Bir tane bile alabilirim. Geçti. Ya da ben bu aslan plakaya biraz bir şans vermek istiyorum. Ama kutsama kağıdını kurmamışlar. Bak aradan bu çocuk karı gördü mü? Gördü. Beyler 67'li kutsama kağıdı. 67 im. De aynı adammış. Kurmamış ya. Karı tam görememişiz. Şuradan bir 15 tane kutsama kağıdı almak istiyorum. Hatta 10 tane ver. Lazım olursa alırız. Bunu bir artı diye kadar denemek istiyorum. Ulan nerelere düştük ya? Böyle artı 5. Hocam seni bir artı 6. E peki şöyle bir artı 7. olmadı. Başaramadık. Tekrar artı 6. Olmadı. Abi sen aslan plakasın. Kendine gel. O kadar da zorlama. Çok aşırı malzemem yok. Başlangıç şey kitabım bitti at. Artı 5 oldun mu? Oldun. Tamam artı 5 kafi. Adam onu çok bile. Şimdi diğer çerde halihazırda hazırda hala para vardı. 114 M var onda. Onu alacağım. Bir tane daha oradan 50 hep kuponu alacağım. Kantaşı da almam lazım. Kantaşları 3 M falan. Onları alayım. Diğer çerin envanteri boşaltayım. Sonrasında sürgüne gidelim. Bu çerin envanteri boşaltırken bir tane balık sandığım var beyler. Bir tane balık sandığından kahramanlık gelir mi? Zen güzel kar bu arada. Delici. Zen her türlü kar. Şu an sandığın parasını çıkardı. Üstüne bir açım sandık daha koydum. Güzel. Abi hesabı get getirdim sürgüne. Şimdi şu 50 lapleri bir kullanayım. Beyler bunlarla alacağımız iki şey var. Birincisi bizim dayanmamız için en önemli olacak şey. Elementer koruma taşı. Tak bunu bir aldım. Kalanla da yağma kartı alacağım. İki tane alabiliyorum zaten. Şöyle bir tane aldım. Bir gün. Bir gün kafi aslında ama şuradan bir... Vermedim 28 gün. 3 gün ver. Tamam güzel güzel. Şimdi şu anda elementer koruma taşını taktığımda kaç şimşeğimiz, kaç şeytanımız oluyor? Abi 48 şeytanımız var. Adam olana çok bile. Yüzde şimşeğimiz var. Diğer hesap şu anda daha az şimşeği. 90 küsur şimşek var Tam kaç hatırlamıyorum. 90 küsür şimşek vardı. Hatta bakayım niye bakmıyorsam. 91 şimşek 387 defansı varmış. Bu hesapta 100 şimşek 411 defans var. Bu hesap kesinlikle dayanır. Bak şurada hileci var. Bu adam var ya geldiğimden beri burada. sürgünün şu koyduğumdan beri burada. Işınlanıyor tak tak bir GM izliyorsun. Şu adamı banlayın ya. Adam hiç durmadan iten, top toplayıp duruyor. Bütün sürgün dolaşıyor herhalde. Neyse. Şimdi ben boş oda bulayım hemen bir tane. Abi boş bir oda buldum. Şimdi hesabı denemek istiyorum. Kaç vuracağız o kadar merak ediyorum ki. Önceki hesap hasar falan yemiyor. Delici arada 305 giriyor o da girsin yani ondan bir şey olmaz. Şöyle bakayım bir otomatik avı başlattım. Abi 5800 falan vuruyoruz. 5800 güzel hasar bu arada bak hiçbir şey basmayacağım çünkü bu hesap tüm gece böyle kalacak. Sadece şurada yeşil iksirlerim varmış bunu bir basayım. Bunun ticareti yok zaten ticareti yapılamaz diyor. Bunu bassın gece bir hızlı vuralım bari. Yani hasar yemiyoruz. Hasarımız kötü mü? İyi değil ama şu itemlere göre gayet iyi. Bak bizim hileci başka CH'deyim CH2'deyim yine geldi. O adam harbi her yerde oluşuyor. Bir game videosu bandasın yani şunu. Bir de bizim hava patladı durduk yere. Niye patladı? da anlamadım ama hava patladı sıkıntı yok. Havasız bir şekilde de şu anda 2100 falan vuruyoruz. Kritikle 4.5 5K. O civarlarda ilk zehrimizi aldık hocam. Şu 55 ortalama mı? 2 ortalama. Attım gitti. Tam bu hesap burada takılsın. Şimdi büyük bir pazar kuracağım. Bayağı para gelebilir oradan. Bu en azından bugünü çıkartsın. Yarın bu hesaba ekstra takviyeler yaparız. Bunun dışında ben yağma kartım falan da ayarlayayım. Sabah kadar en azından para katsın. Ben 3-4 saat sonra bir uyanırım. Bir tur mamaları pazara atarım iki çarda da. Sonrasında tekrar yatarım. Şimdi hemen yatmadan bir pazar kurayım. Bu arada söylemeyi unuttum. Beyler yurt nori başladı. Ben bu hesaplarda bir tur oynadım. yine bronz bir tane gümüş aldım sadece. Zaten bu yurt nori çok kanser bir şey. Bunun altınları falan bayağı pahalı olur gibi. Bunları da kasacak gece boyunca. Sabah buradan da ekstra para gelir abi. Beyler parayı kırdık. Şu anda yeni event geldiğinden dolayı ateşli itemler uçmuş. Bu arada şu deniz kızı sandığı kurmayı unutmuşum. Bunları da atayım. Yani benim 3 vona falan aldığım ayakkabı 4,5 von. Ama kolye mesela. Bunu da 4 vona falan almıştık. 7 von şu an. En düşük 10 kritiklisi. Ya ateşli itemler çok pahalı Kaplan plakayı falan 2.10 bon 20 e salladım. Ha öyle inanılmaz aşırı derecede kar ettiğimiz bir şey yok ama 3 4 won dümenden kar etmişiz tabii ki de bütün itemlerden. Bunun dışında çiçekleri falan attım. Kostümler işte o yan hesabı direkt boşalttım. Mamalarımız var. Kutsama kağıtlarını falan attım. Zehir kılıcını 8 won'a düşürdüm. Bu gitsin. Para lazım. Burada bir tane dönüşüm kürem var mesela. Bunları da sallamamışım ama 3 buşa salladım. Gitti. Hiç can fiyatına bakmama gerek yok. Bunlar zaten 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlarda hep. Şebnemleri kuramıyorum. Çünkü hiç durmadan mama indireceğiz. Şebnemler zaten satılmıyor. Satılacak satıldı pahalılar satıldı bunlar kalsın bunları kuracağım ama ne zaman kuracağım diğer çarlara kişisel premium dükkan aldığımda kuracağım yani bir gün falan daha bunlar burada yatacak açıkçası bir tane daha kutsama kağıdı sattık şu anda 25 emlik satış var bile bu sabaha kadar böyle kalsın ben dediğim gibi gece uyanırım bu mamalar zaten pazarda kalmaz yenilerini tekrar pazara atarım tekrar yatarım bu çarıda karakteri atayım sürgündeki çarlarda burada farmına devam etsin sabah pazara beraber bakarız ne kadar satış olmuş görürüz abi beyler sabah oldu dediğim gibi iki tur mamaları getiremedim çünkü bir ara bir uyandım bakım var. Daha önce yeni getirebildim. Ve çok güzel bir haberle uyandım. Videoyu tekrardan baktığımda önceki videoya trendlere tekrardan girmişiz abi. Hepinize bunun için teşekkür ederim aradan. Hype sıralamasında da daha 24 saat olmadan o video. ikinci sırada tüm Türkiye'de. Valla destekleriniz için teşekkür ederim diyorum ve pazara da şöyle bir bakıyorum. 6 won emlik satışımız var. Ben biliyordum aslında şimdi yalan olmasın bunları daha yeni attım. Yani 15 wonluk bir satış yapmışız. Şimdi bu parayı değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu parayı direkt diğer çare item olarak değerlendirmişiz. Paradan biraz daha para kazanmamız lazım. Bizim biliyorsunuz okçular vardı. Bunlarla kor yapamıyorduk çünkü elde para kalmamıştı. Şimdi o hesapları bir 8 tane elde direkt şart. Eplerde şu anda 87 hem. Hatta 87 küsür. 88 desek bir 7 bomb buraya direkt bırakmamız lazım. Şimdi onun dışında aklıma şöyle bir şey geldi. daha önceki videoda yazmışsınız. Benim de kafamda vardı. Nakli kutusuyla pet kasma işi. Şu biraz piyasaya baktım ama. Abi bize lazım olacak yani satabileceğimiz petler Nessi, Meley ve Razador. Diğerleri çok fazla gitmiyor. Nesli de mele ile aynı oranları veriyor. Şimdi burada iki tane bir Nessi var. Birisi tip 6.06 başlangıç. Birisi tip 5 1.1 başlangıç. Ben tip 6'yı alacağım. 3 fon. Hatta ikisini de mi alsam diye bir kendime sorgulamadım da değil. 4 fonu 56 level olan tip 5'te. Ben şu tip 6'yı bir alayım da. Bu bir kalsın. Şimdi bunu kastığımızda ne kadar eder diye şöyle bir baktım biraz piyasaya. Hani 80 leveller falan en düşük ne kadar var? 7.75 yani aslında 4 fon. Ama bizimki tip 6 olduğu için bir tık daha fazlaya gidebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü genelde öyle oluyor yani tip altı biraz daha fazla rehavet görüyor. Hani 8-9 bon yine desek yanda aldığımız mamaları çıkartır mı çıkartır en kötü ihtimalle de kendim kullanırım dedim ben bu pete. Berserker talim yank düşme emdiririm abi. Yoluma bakarım. Bu bir kenarda kalsın bunu da denemek istiyorum. Hani bundan zararımız olmaz. En kötü ihtimalle karımız olmaz. Bir denemek istiyorum bunu. Bunun dışında bizim diğer hesaba çok önemli bir şey almamışız. Bir baktım ya bunun envanteri fullenmemiş falan böyle az düşüyor. Niye olduğunu da başta anlayamadım. Daha yeni uyanmışken. Sonra Burası fark ettim. Biz bu hesabı siteden ne hırsızın eldiveni ne de üçüncü el almışız. Bu hesabı da bir tane 50 hep gidecek. Onun için şimdi buna bir tane de 50 hep alırım. Sonrasında okçular için alırım. Ve ben biraz daha farma otururum. Beyler bu hesabı 50 hep kullandım ama biz şimdi bu hesapta peti kasacağız. Bilerek düşük gemel hesapta peti kasacağım. Ona geleceğim ama peti kasacağımız için gümüş kutu almak istiyorum. 3 günlük olsa. Çünkü bize burada tecrübe yüzüğü falan da atacak. %50 daha hızlı kasarız. O yüzden bunu aldım. Bilerek düşük gemel hesaba verdim peti. Çünkü 75'te droplar biraz daha artı sıfır artı bir falan oluyor genelde. Ivır zıvır çok fazla atıyor. Onun için bu hesabı verdim. Bununla beraber kasasın bir de buna gümüş kutu aldığım için bu hesap da 81'e kendine biraz daha hızlı atar bu sürede. İşimize gelir. Şöyle petimi açıyorum. İsmi de oyun bozukmuş. <laughs> güzel isim abi güzel isim. Şimdi şuradan otağımı açayım. 40 gevelde genç pet kitabı falan isteyeceği için 40'a da çok zor gelmeyeceği için malzemeleri aldım direkt üstüme. Şimdi artık yağma kartını da şöyle yapıyorum. Abi zırhları da açıyorum buradan ve silah için gerekli seviyeyi kaldırıyorum. Çünkü ne gelirse yedireceğim. Şurada hatta bir tane çakır kuşu varmış bak tak bunu verdim zaten bu seviyeler çok hızlı level alır ama item atması lazım biraz o kutsama kağıdı attı bir dakika bu kutsama kağıdını toplamıyor mu ben ana tüm gün kutsama kağıdını toplamamış o arındırmadan olasılığı yükseltir bırakmışım açık dememişim ya tüm gece kutsama kağıdı toplamamış bak çar. neyse ben bu peti biraz kasmaya başlayayım her 5 levelde bir başlarda gösteririm kaç kaç artıyor o da önemli olacak çünkü bizim için süre zarfında diğer çarıda bir otomatik hava atayım herhangi bir odaya okçulara gideyim bir hırsın eldiveni alayım bir tane daha kutsal ya bu arada. Şöyle verdim 0.6 idi. 1.3 oldu. Oğlum 0.7 mi arttı bu? Valla 0.7 arttı. E, güzel güzel. İnşallah hep böyle devam eder diyeyim. Ben bunu yükselteyim dediğim gibi 5 levelde bir gösterilmiş hiç durmadan. Bir de Morixir de basayım yürümüyor içer. Diğer levellerde görüşürüz abi. Abi pet 9 level oldu. Şöyle 10 level yapıyorum. Hadi oğlum bir 2.0 oldun mu? Valla 2.0 oldu ha beyler. Pet iyi gidiyor maşallah değilim de. Böyle bayağı iyi gidiyor. Pet'i 15 levelde yapıyorum. Hadi oğlum bir şuradan 2.7 gel. 2.7 oldu. Valla 2.7 oldum. Defansı da bunun iyi gidiyor. Çok iyi. Hep böyle devam eder inşallah. 20 levelde yapıyorum. Hadi oğlum 3.4. 3.4 geldi. Çok iyi. 25 levelde yapıyorum. Peti şuradan 4.1. 4.0 verdi bu sefer. Bak sefer 0.6 arttı. Neyse neyse. Olur arada nazar boncuğu diyelim ona. Daha sonrasında 4.7 olarak devam edersin diye ümit ediyorum. Abi pet 30 levelde oluyor. Şuradan 4.7'imizi alabilir miyiz? Atla artık. Lan hala atlamadı. 317 XP kaldı. 4.6. Düşüşler başladı abi. Düşüşler başladı. 35 levelde yapıyorum şöyle peti. 5.3 geldi 5.3 geldi. Tamam. Tekrardan sıfır diye döndük. Ve peti 40 levelde yapıyoruz an itibariyle. Buraya kadar hızlı kasıldı ama bundan sonrasında olacak bilmiyorum. Şöyle yaptım. 5.3'ten artmadı. Art 0 mama versem 6.0 çok güzel arttı. Şimdi bundan sonra XP'leri fullleyecek. Benim şurada zaten halihazırda hazırda genç pet kitabı ve diğer malzemeler var. Bunlarla direkt ben yükseltirim. Göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Böyle böyle kasmaya devam ederim. Abi yanında peti kasmaya devam ediyorum. Pet 50 level oldu. Onun EPS şu anda 7.3. En son kaçta bıraktık hatırlamıyorum ama 0.7 artmış olması lazım. 7.3. Şu an kasımalar biraz daha yavaşladı. Sıkıntı yok. 3-4 günde kasasın bana yine okey. Bunun dışında pazarı 1-2 turmama attım. Biraz bir oradan 130 sen para geldi. Bir de zehirimiz gitti abi. 8 onu düşürmüştüm. Zehir gitti. Bu parayı alıyorum. Şimdi bu parayı biraz değerlendireceğim. Neydi değerlendirebilirim diye biraz piyasaya bakacağım açıkçası. Bakmadım. Üstüne biraz çiçek kalmış. Bunları da sallarım. Biraz piyasaya bakalım. Bu parayı değerlendiririz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Korçarlarına epleri verdim. Bütün şarlardan gidip HTP göre görevini aldım. Ama bugün yetişmeyecek muhtemelen. Biraz da işlerim var. Yarın çift tur yapacağım. Onlara gireceğim hepsine eldiveni aldım. Mal gibi direkt eldiveni çektim. Keşke yarın alsaydım. Bir gün ekstramız olurdu da neyse sıkıntı yok. Şimdi ben biraz bir cama bakayım. Bu parayı en iyi bir nerede değerlendirebiliriz? Abi biraz madene baktım. Burada 9 bir 200 maden var. ilk bir bunu alayım. Bu kuruluyor. Diğerleri fake mi? 11'ler. 11'ler alınıyor. Şu anda cennetin gözü cevherlerinin en düşüğü 11 e. Bu dün de böyleydi. Ben 8'sini bir bondan attığım için gitmiyordu. Biraz ayırmaya üşenmiştim. Bir de dün pazar fulleniyordu. Öyle dümenden sallamıştım. Cennetler 11 im. Ama bakarsanız bunun 200'lü cevheri de 11 im. Yani baktığımızda burada direkt bir geçme oranı var bunun. En azından öyle yazıyor. Ve bu yazdığına da güvenerek bunları alacağım. Bu 11 emlerin hepsi kar. 12'ye girmeyeceğim. Çok fazla olunca çok zor satılıyor açıkçası bunlar. Belki de çekerim bilmiyorum. Bir düşüneyim. Ona bakarız. Biraz daha piyasayı incelemek istiyorum bu 11'leri aldıktan sonra. Bunları bir dönüştürürüz. Buradan bir para gelir öncelikle. Yani %60 oranda kesin kar bırakacak burası. 12'den de bayağı bir kurmuş bir arkadaş. 2-3 sayfa. Bir bakarım. Bunu düşünürüm. Biraz daha piyasaya bakayım. Abi bu cennetlerin hesabını yaptım şu 12 em olanların. Bu da aslında garanti kar bırakıyor. 60 M 66 m bırakıyor aslında. Yani burada her çektiğimden aslında bir m ortalama neredeyse kar ediyoruz diyebiliriz. Bir emlerine bir tık fazla ama taş fiyatında düşersek bir em yine garanti Biraz daha iyi geçirirse daha kar. Yani boşa para bekleyeceğini şu an üstümde bana para kazandırsın. Zaten hala biraz paramız kalıyor. 7 bonumuz kalacak burada belki 8 bon tam hesabını yapmadım ama onu da değerlendiririz. Ben şu CFL'lerin 12 m olana kadarlarının hepsini çekeyim. Abi aldım bütün taşları. 200k'dan çektim hep. 21 tane de bizim bu serinin başını aldığımız toplu şeytanların taşı vardı hala onlar duruyor. Onları tuttum. Cevherleri çok aşırı da fazla almadım dedim. Bunları satması da var. İkinci envanterde oldu bıraktık. Şimdi 68 tur deneyeceğiz. Bizim buradan en kötü ihtimalle 40 tane almamız lazım. 40 tane alırsak kardayız. Ona göre hesaplayacağız her şeyi. Şöyle bir de birle başladık. Güzel. En son bu cevherde çok şanslıydık. Maşallah diyeyim. En son denediğimizi hatırlıyorum. Baya güzel geçiriyorduk. İnşallah öyle devam eder diye ümit ediyorum. Şunu da denedim. Bu da yandı. Şimdi size burada 68 tane cevheri tek tek izletmek vardı. Ama niye izletiyorsunuz? Ben burayı beyler bu kardeşiniz hızlandırsın. Bu arada fena geçirmiyoruz. Hala geçiyor. Yakmıyor da. Ben kaydı durduramıyorum. Yanmıyor. Yanınca hızlandırmaya geçeceğim. Şimdi hiç yanmıyormuş. Keşke derken yandı. Ben bunları hızlandıra hızlandıra yapıştırayım. Evet oyun patladı. Deneyemiyorum. Şu ana kadar kaç geçirdi? 20 geçirdi. Ulan oyun gitti ya. Aha diğer çarlar Benim internet gitmiş de olabilir. Bilmiyorum. İnşallah benim internet gitmemiştir. Evet oyunda patladı. Beyler geri geldim. Benim internetim gitmiş. Müşteri hizmetlerini aradığımda gece 2'den sabah 6'ya kadar planlı iyileştirme bakım çalışması vermiş. Ben de o zaman ben bu internete para veriyorum. Bana o aradaki 4 saati parasını verin diyemedim. Zaten oto mesajdı. Bekledim. Paşa paşa bekledim. Gece 4'te geldi. Sabah 6'ya kadar da iki ama 2 saat böyle mal mal bekledik. Neyse ben bunları dönüşmeye devam edeyim. En son kaç tane de kalmıştık? 20 tane de kalmıştık. İnşallah iyi geçer. Size burayı yine hızlandırılmış olarak tak tak veriyorum. Ve bu da son cennet. Bunu da dönüştürdüm. Bu da yandı sonuç zaten. Abi bakıyorum kaç tane gelmiş? 43 tane gelmiş. Bu arada 40 tanenin altı zarar demişim. 40 tanenin altı zarar değildi aslında. 40 tane 160 ile geçirdiğinde bize vermesi gereken sayıydı. Bir tık da üstünü bırakmış. Şimdi bunlardan ne kadar karımız var? Ne kadar zararımız var? Ben bir baştaki paraya bakayım. Şu an 52 parayla bir hesaplayayım. Bakalım ne kadar karımız var? Abi ne oluyor lan buraya? Bu, burada var ya çok güzel sermaye. Acaba hırsı eldiveni bırakır mı lan bunlar? Bizim okçularla alsam ben bu hırsız eldivenini. Mesela hesaba girecektim de. Oğlum hırsız falan atıyorsunuz mu? Bir, biri buraya değişik fanteziler uyguluyor. 85'lik metinlerde. Gerçi 60 falan da var. Neyse. Okçuları karıştırmıyorum. 406 hem buraya masrafımız olmuş ve 470 hem bize para kazandırmış. Burada pazardan da bir şey satılmış. Pazarda 5 fonluk satışımız var. Ne sattım ben 5 fonu? Şuradan bir şey gitmiş de. Güzel para güzel para. Yani şimdi bakarsak teoride 70 hem gibi bir karımız var. Bu 70 hemi yüzdesel oranla düşünmemiz lazım aslında. Bize %10 %15-20 falan bir kar ettirdi. %17,5 aslında kar ettirdi. Yüzdesel oranda bakarsak gayet güzel para. Bunları da pazara sallarım abi dümenden farm işte. Beyler hatırlıyorsunuz biz 2-3-4 bölüm önce bir ara bir yuvar hazine sandığı açmıştık. O zaman bunun piyasası 2M'di. Ve 2M'den açmak mantıklıydı. Çünkü o zaman zümrüt küpeler 2.90 falandı. İşte tamlığın kitapları 2M'di. Hani bir zümrüt küpe çıkarsa parasını çıkartıyordu. Veya çift tamlık item çıkarsa direkt parasını çıkartıyordu. Ama şu anda 35 m e var. Fakat şöyle bir durum var. O zaman zümrüt küpeler 2.90 falandı. Hatta 2.90'a almıştık. Şu anda 4.75 ve bu o videodan sonra full böyle. Bu şekilde ilerledi. Bunun dışında tamlığın kitapları da şu anda 2 tane 5 m var. Sonra 6 m. Hatta biz önceki bölümde 7 veya bu bölümde miydi ya? Hatırlamıyorum. Bu bölümde de oldu. Beyler beynim çok yandı artık. 7.5 m'den sattık. Bayağı bir fazla sattık. Biraz pazarda duruyor ama tamlığını bir kişi pay deyince hop bir çekiyor 7-8 sayfa. Zaten siz burada 7.5-8 m kursanız da gidiyor. O yüzden ben bu Yohara hazine sandığı işine tekrar girmek istiyorum. Çünkü Zümrüt küpeler de neredeyse iki katına çıktı. E tamlı kitapları 3 katı fiyatına çıktı veya bir tane çift tamlıklı item çıkarsak direkt kardayız. Yandaki hiçbir şey saymasam bile. Buna girmek istiyorum. Şimdi bunu yine bu çarda açmayacağım. Bu çarın envanterini biraz daha çöp etmek istemiyorum. Bir yan çara vereyim. Yan çarda bunları bir açalım. Şimdi aldım geldim. Bu çarın iki envanteri de boş. Bunda da şişekler kalmış bu arada. Ben bu çarı e girince fark ettim. 12 hem para var. Bunları da vereceğiz. Ben de 200 sandık açacağım. Şimdi bak risk nereden anladın? Oğlum izleniyoruz mu? Alo. Ben kayda açacağım diye yayına falan mı girdim? Allah Allah. Oğlum şimdi bak bir iş Neyse açıyorum bakayım. İnşallah zümrüt küpe alırız. Hani bu çarı nereden hatırladın? Bu çarı bir kere gösterdim ya ben. Çok garip. Gerçekten çok garip. Burada şimdi bir de zümrüt küpe. Yanda şu bilezikleri falan da fazla fazla atsın. Çift tamlık atma ihtimali yükselir böylece. Ama zümrüt küpe istiyorum. Cennet'in gözü kolye artıydı falan. Bunlar da yine para. Hele bilezikler çok pahalı şu an. 30 küsür hem bileziği attı bir tane daha. Hocam biz zümrüt küpe ver şuradan ya. Tamlığın kitaplarını atsın abi. Tamlığın kitapları direkt ikiye katlıyor parayı gibi düşünebiliriz aslında. Cennet kolye güzel. Sisit, kolye, moli bunları da ver. Cennet bezik. Biraz hızlı açsam seni. Buradan bir zümrüt patlatır mısın bir anda şöyle tak 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 açsam? Patlatmadı. Şimdi ilk 100 sandıktan neler almışız abi? Şöyle çift tamlık var mı diye bakıyorum. Küpe de yok. Küpe zaten çok önemli değil. Bizim için kolye ve bilezik lazım. Tek tamlık, tek tamlık, tek tamlık. Bunda tamlık yok buna bakarız. Tek tamlık. Hocam sen de tek tamlıksın. Bu cennet kolye zaten dur. Burada başka kaldı mı? Başka sanırsam kalmadı. Tılsımlar önemli değil. Bilezik de var mı? Tek tamlık, tek tamlık, tek tamlık, tek tamlık damlık, tek damlık. Hocam tek damlık, tek damlık. ilk part kötüydü. Ama yine de kolye diye bilezikler bilezikler. Şimdi tamlığın kitapları yine biraz çıkartmıştır. Şu envanteri boşaltayım. itemleri bir tane çara vereyim. Abi biz çift tamlıklı çıkartmışız. Ama küpe çıkartmışız ya. Başlayacağım böyle işe ya. Beyler küpe para etmiyor ya. 20-30 eme falan anca satarsam satarım. buçuk ay pazarda durur ya. Ben bunu niye görmedim? Ya küpe mi çıktın cidden ya? başlayacağım böyle işe gerçekten. Sevinemedim. Vermesen daha iyiydi ya. Küpeyi kim ne yapsın ya? Neyse itemleri şu yan çara vereceğim. Bir boşaltıp geleyim hemen. Abi geldik diğer parta. Bari şuradan bir zümmüt küpe falan bir şey alalım. Tamlığın kitabı fena değil hocam. Fena değil. Tamlığın kitabı, tamlığın kitabı. Tam bak 3 tane orada üst üste tamlığın kitabı verdi. Hocam bizim zümmüt küpe be. Bir zümmüt küpe. Verdin gittik yolumuza baktık. Siz 7 kolye verdin. İnşallah çift tamlıksındır. Çeliği de at. Çift tamlık değilsen çöp. Şimdi bak benim şansıma yakut küpe veya grana küpe verir. Ağlarım burada oturur. Onlar para etmiyor. Tamlığın kitabı, ham metal. Şu elektroları atalım. Elektrolar ne yer kapladı ya? 26 sandık. Şöyle biraz daha hızlı hızlı açıyorum yer kalmadı. Şu çelik geri sallayalım. Artı 7 miydi o çelik? Onu satarız. Dur onu satarız. Belki para eder. Mavi iksir. Zümrüt kolye. Zümrüt kolye mi verdin cidden? Zümrüt küpe ver şunu ya. Kolye mi verdin ya? Siz küpe. Ulan yine yer bitti. Burada artı altısı varmış. Onu attım. Kırmızı iksir. Yer yok. Çelik. Kırmızı iksir. Ve tılsım. Beyler küpe alamadık. Şimdi şu an gerçekten mucize arıyoruz. Çift tamlık lazım ama küpe değil kesinlikle onlar. Sen de var mı? Tek tamlıksın. Burada başka kolye bilezik var mı? Ben bir körüm ya. Şurada bir tane bilezik var. Tek tamlık. İlk sayfaya geldim. Tek tamlık. Tek tamlık. Hocam sen nesin? Sen de tek tamlıksın. Bu da tek tamlık. Tek tamlık. Tek tamlık. Tek tamlık ve tek. Bir şey gelmedi. Şimdi biz buraya ne kadar para verdik? Beyler direkt zarardayız. Ama ne kadar zarardayız? Şimdi bu da önemli. Biz buraya 7 won gibi para verdik. Ben şu para eden şeyleri tekrardan bir diğer çara vereyim. Bir hesabını yapalım. Bakalım zarardayız da ne kadar zarardayız? Beyler son durum şu. Şimdi cam fiyatlarını şuraya yazdım. Şu i̇şte tamlıklar buçuk kemden saydım. Tamlık cam fiyatı 7.5 değil ama 7.5'ten gidiyor dediğimiz senaryoda. Çeken 5-6 sayfa çektiği için en az. O her türlü gidiyor. Cennet küpeler 2M, cennet kolyeler 9M, işte cennet bilezik 33M, şelik 5M falan filan. Tamlı küpede 50M ediyor bu arada camda 50M var. O bir kolye olsaydı, bir bilezik olsaydı şu an sandım fiyatını iki katını çıkartmıştık direkt. Ama bu senaryoda bile burası tam olarak 356M para bırakıyor abi. Yani aslında sandığın yarısını direkt bırakıyor. Burada işte bir zümmüt küpe çıkarmış olsaydık veya bu çift tamlık bilezik veya kolyeye patlamış olsaydı çok güzel karımız vardı. Bu riske girilir mi? Yani beni 15-20 dakika öncesine koyun. En kötü 350'ye matacağını bileyim yine girerim. Bence girilebilir bir risk. Ha tabii sandığım fiyatı biraz daha ucuzdasa çok daha tatlı olabilir. Böyle iki buçuktan falan alabiliyor olsak kar şansı çok çok daha yüksek olurdu. Ama denemek istedim. Gece gece kudurdum. Denedim. Beyler yatmadan önce şu hesaplarımın envanterini boşaltıyordum. Bu hesabın kostümü bitecek. Diğer hesabı kostüm almıştım. Buna da almam lazım. Silah fişi bitmiş zaten. Bir silah fişi bir de zırh kostümü almam lazım. Kaskın zaten süresi var. Şimdi tam 24 saat oldu bu hesapları otoy'a atalı. En son ben bunlarda Yutnori oynamıştım. İki hesapta toplam 44 set Yutnori birikmiş. Bunda 19 yerinde 25. Değer hesabın hasar biraz daha yüksek. Dolaylı olarak da biraz daha fazla kasıyor veya level'de etkiliyor olabilir. Bilmiyorum. Diğer hesapta biraz daha fazla set var. Şimdi bu 44 seti oynayıp geleceğim. Bakalım ne kadar Yutnori atacak. Yutnori oynaması da inanılmaz kanser. %90 zaten bronz alıyorsunuz. Hatta baktım öyle imkansız oyunlarda ben direkt çıkıyorum. Bronza bile oynamıyorum. Ben burada bir iki hesabı oynayıp geleyim. Biraz bir kanser olup geleyim bakalım ne kadar altın. Altın ne kadar değil. Bir tane altın alabilecek miyim? Alırsam gösteririm zaten. Beyler o altın geliyor gibi. O altın geliyor gibi. Lan doğuda attık. O altın geldi. Vallahi geldi altın aldık. Biraz önce namussuz var ya. Kafayı yedirtti bana. Şurada bir taşları birleştirdi. Buraya 2 de, de tam hatırlamıyorum. Bir birleştirdi. 5 5 5 5 5 5 bitti. Oynayamadım ben. Abi altınımızı aldık. İnşallah çok pahalıdır. Ki pahalı oluyor bunlar genelde. Güzel güzel. Abi bu hesapta 19 set vardı ve 7 tane gümüş geldi. Bir tane altın geldi. Bir tane altın olduğu için mükemmel. Gerçi 7 gümüş de fena değil 19'da. İlk hesap fena değildi. Fazlasıyla beklentileri karşıladı. Beyler bu hesaptan da sadece 13 tane gümüş yutnori geldi. Hiç altın gelmedi. Yani %50 oran. Bence gayet iyi. Fena değil. Buradan biraz mama da vereyim diğer çara. Bunları da serisinden pazara sallayayım abi. Ya pazarı kurdum. Şu anda gümüş yutnorilerin tanesi en düşük 15 M. Altın yutnori de bir 1.35M e vardı. Yani buradan bir 4.5 para aldık ortalama diyebiliriz. Şu mamaları da pazara attım. Cennetleri 9'lusu bir bondan yapıştırdım. von olarak gelsin abi. von her zaman iyidir. Bir tane havalı çelik yay düşürdüm. 24 ortalama 6 şeyden. Belki benden gider diye bir tuttum. Bunu da atacağım ama pazarda yer yok. Şu an bu zaten zor gidecek bir item diye hemen atmadım. Şimdi bunun dışında hesapları envanter genişletme almak istiyorum. Şu anda 81'li 81'li 2 tane alamıyorum tabii ki de ama ne kadar açılırsa kardır diyerek. Şuradan en düşük bireysel fiyat dedim. Abi 7 bon 22 emimiz var. 7 bon 22 eme şu 65 diye alıyorum. Alamıyorum. von çevirmem lazım. Şöyle aldım gitti. Bir hesabı 23, bir hesabı 22 tane veririm. Ama tam olarak şu an aklıma ne geldi mi bilseniz. Hesaba kostüm alacaktım. Vallahi tam şimdi geldi aklıma. Girdik yine şu düşük bütçeli kostüm topuna ya. Ben bunu niye likean yapıyorum? Zırh bakacaktım. Bu arada ufak bir bilgi. likean yaparsanız sadece erkek zırhlar çıkar. Bilmeyen arkadaşların işine gelebilir. Ve 15 şimşekli kostüm yok piyasada. Harika. Hocam ver artık. 15 ateş ateş. Yok vallahi 15 şimşekli zırh kostümü. 14 günlüğü var. 70 hem. Silah fişi var mı? ya piyasada. Abi piyasada silah fişi yok. Cennet'in gözü satıldı. Ulan mükemmel zamanlama. Kim aldıysa helal olsun o adama. Gerçekten 67 mi? Ha bir tane altılı vardı. Olsun olsun güzel. Abi saat sabah 8 ya şu an. Beyler uyumadım hala. Yutnoller uzun sürdü. Şunu alıyorum 70 eme. Ver gitsin aga. Bir ara bunun başını başlığını değiştiririm. %50 XP alırız. Peti hızlı kasarız. Abi 70 eme de 10 günlük silah fişi var. 20 şeytanlı. 72 eme de param var. Ulan çok iyi denk geldi bak. O cenneti kim aldıysa helal hoş olsun. İnşallah hepsi geçer. Hiçbiri yanmaz. Mükemmel zamanlamayla aldı. Bunu hesapları vereyim. Ben tekrardan bir otayı salayım. Abi hesabı da şöyle otağı bırakıyorum. Tekrardan burada petik kastım. Bu arada eldivenleri biraz aldım. Goblin'den iyi de eldiven kasmıştık. Bir de full eldiven var. Eldiven takayım. Eldivenle kalsın. Bu süre zarfında buradan envanteri de genişleteyim. 33 taneye ne kadar genişleyecek? Şöyle bakayım. Bir tane arttı. Bir tane arttıysa iki şardı birden aynı şekilde envanter açılacak. Üçüncü envanteri full açtık. Dördüncü envanterden de bir birim açıldı. Abi direkt dördüncü envanteri şu sandıkları koyayım. Bunları çek silmiyor buradan. Her türlü üst üste bindiği için şu gümüş defineyi falan da atmıyorum. Atıyorum ara ara da. O yine duruyor envanterde. Üçüncü envanter bayağı bir rahatlatacak. Özellikle pet kastığımız için yanın ıvır zıvırları topluyorduk. Ama şimdi şuradan zırh kaskı kapatacağım. Şimdi yatacağım için artık bunu tekrardan mama içine göre ayarlıyorum. Ben yani 70-75 arasını toplasın. Evet dedim. Pet de bu arada 51 level olacak. Yarın bunu muhtemelen 65-70'e getirir. Sonraki günde 81 olur diye düşünüyorum. Herhangi bir masraf yapmadan 81'e kasarız. 8-9-10-11 vondan artık neydense satarım işime gelir. Durumlar bu şekilde. İki hesapta sabaha kadar farm yapsın abi burada. Beyler sabah oldu. Hesaplarım potu bitmiş. Ama yine de envanterleri fullenmiş. Şöyle bir bakmak istiyorum. Ortalamalı bir şey var mı? 39 ortalama diken pençe mi ya? Abi buna yapacağım direkt şu yani. Diken pençe zaten para etmiyor. 39 ortalama bunun patlamasaydı ya. Şöyle bir 50 ortalama bir yerden bir şey patlatsak mükemmel olabilir. Bir anda zengin eder bizi. Ama tabi bunlar çok 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 düşük ihtimal. 20 ortalama var. Bak o 39 ortalama havalı çelikte patlamış olsaydı güzel para bırakırdı. Zehirden daha çok para bile bırakabilirdi. Şu altta 3 tane üstte çakır kuşu var. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Havalı da bir şey yok. Bu hesapta hiçbir şey yok abi. Diğer hesabın da aynı şekilde potu bitmiş. Abi sen de bir şey var mı? Böyle bir envanteri çekeyim. Zehir 1 ortalama. 6, 14, 17, 16, 16. Son envanter burada bir şey var mı? Yok. Abi bunların hiçbirinde de bir şey yok. Başaramadık ama sıkıntı yok. Güzel mama birikmiş. Bunları ben bir aşağı indireyim satayım. Abi çarlarda mamaları alacaktım. Bir pazara bakayım dedim. Hazır girdim. Pazarda 12 onluk satışımız var. Ama mamaların hiçbiri gitmemiş neredeyse. Şurada birkaç tane falan gitmiş. Burada bir kaplan plaka vardı. O satılmış. Mama da gitmemiş burada. Şurada bir iki tane gitmiş sadece. Niye gitmedi anlamadım. Hepsini aynı fiyattan kurdum aslında. Her seferinde böyle kuruyordum ve en fazla bir saat içinde gidiyordu. Tüm gece gitmemiş. Bayağı şaşırttı. Şimdi artık şöyle yapacağız o zaman. Abi mama çarlarını hepsini kendi pazarına atacağım. Ve zaten bu hesaba al kur çok üşendiriyordu. Artı hem zaman kaybediyorduk. Çünkü oyun çok fazla atıyor. Hem de pazara eksi Sıra yeni bir şeyler ekleyemiyordum. Bu şebnem işine devam etmek istiyorum. Orada bence hala güzel para var. O yüzden app alacağım. Diğer hesaplar kendi pazarında kursun. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Şu anda 3 envanterlerini açtım. 2 çırada toplam 2 defa indirdiğimde veya 2,5 defa indirdiğimde bu pazarın süresini karşılar. Çarlar da bu arada eldivenle ne kadar sürede dolduruyor hesabını yapmadım daha. Ama şunu biliyorum 81 levelin inanılmaz drop arttı abi. 81'e bak 80'den 81'e bir anda geldim inanılmaz bir drop artış oldu. Hatta şöyle söyleyeyim size. Gece ben ilk hesapları otoyu bıraktığımda biraz baktım inceledim. 81 level eldivensizdi. Diğer hesap 76'ydı eldivenliydi. Eldivenli olmasına rağmen 81 level eldivensiz haliyle bir iki katı falan drop attı. Net bir şekilde baya bir artış oldu. Diğer hesap da 81 olunca zaten çok çok daha hızlanır işler. Abi çarlar hep biri verdim. Bundan bir 50 hep kuponu kullandım. Bir premium dükkan alalım. İnşallah bir, bir hafta üstü atar derken 6 saatte başladık. Çok iyi. 12 saat 60 saat. Şimdi diğer hesapta bir tane 50 hep vardı. Onu bir kullan ona bundan daha düşük atarsa bu 50 yapı onda kullanırım. Bu hesapta bu arada gece yağma kartı bitti bunun. Ben 50 yapı kuponu aldım buna. Yağma kartının bir günü var. Onu yarın tekrar alacağız. Şöyle abi tak aldım 40 saat. Güzel. Bir gün. Bir gün. Ha bu bitti bu kadar. <laughs> bu kadar da abi. İki hep yüzünden açamıyoruz. Tamam bu kalsın diğer hesapta devam edelim. Ya bu pazarları zaten gelen parayla yenilerim ben tekrardan. Süresini biraz daha uzatırım. 4 gün. Çok iyi. Hocam yine şöyle bir versene. 2 gün fena değil. 3 gün. Tamam tamam. Çok iyi. Abi kaç gün attın ki sen zaten bu hesabı kullansak bir ay kullanacağız. 12 gün var. Yarısını çıkartmış. Gayet güzel abi. Çok bir masraf sayamayız. Yani 12 gün için 100 app kuponu 1.5 won gitti. Gayet iyi gayet iyi. Abi ilk pazarımı şöyle kurdum. Çiçeklerin fiyatı da biraz artmış herhalde. 6.5-7 m'lere satılanlar var. Alp küleleri özellikle pahalı. Bunun dışında kusama kağıtlarını biriktireceğim biraz. Toplu atarım. Ve başka bir şey daha göstermek istiyorum. Ben dün, dün değil aslında birkaç part önce hesaplar 24 saatte toplam 44 set yut norikası demiş. Şimdi ortalama bir 12 saat geçti o tava bıraktığımdan beri. Abi 19 set bunda var. 18 set de diğer çar'da var. Aslında 12 saatte 37 set kasmışız. Yani böyle bakarsak, yani böyle bakarsak 24 saatte 70 sete yakın neredeyse kasıyoruz. Yani bu 70 setten 30 tane gümüş alsak, hiç altın almadığımızı varsayıyorum hiçbir zaman. Yine günlük 4.5-5 won para bırakır bize. O da güzel para gerçekten. Mamalardan da toplam iki hesaptan 7 8 9 10 won bir şey alsak günlük 15 won bu hesaplardan kasıyoruz. Gayet güzel para abi. abi Tabii ikinci pazarı da kurdum. Benim anlamadığım şey daha dur. Açalı 10 saniye oldu. Bir leylak satıldı. İşte mamalar biraz gitmeye falan başladı. Oğlum gareziniz diğer pazara mıydı? Neyse şuradan bir leylak daha kurayım. Şu deniz kızı sandığıyla demir hazneyi de atacağım. Bu çardan biraz daha fazla para gelecek. Bunda ekstra biraz daha fazla mama vardı. Diğerinde artı sıfırları yediriyorum. Bunda artı sıfırları da basıyoruz. Neyse buralardan satışımız yapılsın. Bunlara ara ara bakarız. Tam mamalardan yani sürgün çarlarına neler geldiğini de buradan daha iyi anlarız. Oyunumuz yine çöküyor. Yuttori sandıklarında bu hesapları kuracağım. Hangi çar sandık çıkardıysa onu kuracak abi. Bakalım hangisi daha fazla getirecek. Ben tekrardan bunları bir sürgüne sallayayım abi. Abi tam hesapları çıkartıyordum. Bu sefer aklıma geldi. Güneş özüstleri bitmiş hesapların yani. Bir de diğer hesabın silah fişi de bitti. Şu kostümlere başlayacağım ya. Her uyandığımda yeni bir kostüm almak zorunda kalıyorum. Aslında şu 10 eme ucuz gibi. Değiş giremem şimdi ticaretine. Neyse şöyle 90 eme bir tane silah fişi alıyorum 6 günlük. 15 günlük alacaktım aslında. Biraz daha üstlere baktım ama 2 bona e kadar yoktu. da 90 almak daha karlı geldi. Neyse ben şimdi hesapları gideyim bir tekrardan otoya sallayayım. Abi videoyu da burada noktalayalım o zaman. Arkada ben farmı bir yandan da tekrar devam ediyorum. Devam ediyorum dediğim arkada bot yani. Çok da bir şey yapmıyorum. biliyorum pazar atıyorum en son. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da yine aynı şekilde önceki videoda olduğu gibi trende sokabilirsek mükemmel olur. Onun için like'ınız, yorumlarınız, hype puanlarınız özellikle çok önemli. Ve kanala abone olmanız da gerçekten bunu etkiliyor. Video başına gelen abone sayısı da bunu etkiliyor. İnternetten biraz araştırdım. O yüzden abone olursanız da yine çok sevinirim diyorum ve videoyu da burada noktalıyorum o zaman. izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.